mühendislerinin bizim sesimizi duyun, biz devlette çalışıyoruz, bizim durumumuz iyi değil diyen kamu mühendislerinin derdi. Kamuda çalışan tüm mimar ve mühendis arkadaşlarımızın emeğinin karşılığının verilmesi için devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Buradan lütfen sesimizi duyun. Ve artık bizim için de gereken adımların atılmasını bekliyoruz. Devlette çalışan binlerce kamu mühendisi artık geçinemiyor ve hakları olan maaş düzenlemelerini istiyor. Mühendis olabilmek için senelerce okudular. Kamu mühendisi olabilmek için de zorlu sınavları ve mülakatları geride bıraktılar. Hayallerindeki mesleğe kavuştular ancak maaşları yıllardır açlık sınırının altında. İktidardan pek çok kez maaş düzenlemeleriyle ilgili sözler geldi. Mühendisler benim kardeşlerim, meslektaşlarım. Onların talepleri benim talebimdir. Onlar hiç endişesi olmasınlar. Onların haklarını da sonuna kadar savunuyorum, savunmaya da devam edeceğim. Taleplerin hepsini de biliyorum. Hepsini attıklarını da hazırladık. Kanun düzenlemeler gerektiren işler de var. Meclisimize de sunduk. Kamu mühendislerinin, ben de bir mühendis kardeşinizim, özlük hakları ve maaş iyileştirmelerine ilişkinde talepleri var. Biz aynı anlayışla bu süreci yakından takip ediyoruz. Tabii ki tüm meslek dallarına, burada çalışan tüm kardeşlerime hakkaniyet ölçüsünde, çerçevesinde inşallah iyileştirmeler yapıldı. Bundan sonra da yapılacaktır. Kamuda çalışan mühendislerin, bana da onların hem temsilcileri, çeşitli defalarca görüştüm. Şikayetlerinden birisi şu, bizim yanımızda çalışan işçilerden daha veya onlar kadar maaş alıyoruz. Avukatlarımızdan da benzeri şeyler geliyordu. Avukatlarla ilgili bir düzenleme yaptık. 3600 düzenlemesi kapsamında onların hem emeklilik hem de çalışma şartlarında bir düzenleme yaptık. Aynı şeyi kamuda çalışan mühendisler için de bir çerçeve çalışması yapıyoruz. Kamuda birçok alan için maaş düzenlemesi yapıldı. Ancak kamu mühendislerine verilen sözler hala yerine getirilmedi. Son birkaç yıl içinde sağlık, yargı, eğitim, askeri, güvenlik ve diğer alanlarda çalışan kamu personellerinin çeşitli düzenlemelerle ekonomik hakları, maaşları dışında ilave ödemelerle beraber iyileştirilmiştir. Ancak kamu mühendislerine yönelik hiçbir çalışma yapılmamıştır. 25 yıllık tecrübe, bilgi hiçbir şekilde ödüllendirilmiyor. Aramızda bir kademelenme olmadığı için 3 yıllık mühendisle 25 yıllık tecrübeli mühendisin aldığı ücretler birbirine çok yakın. Melis Tolon kardeşim bu konuyu takip ediyor. Bugün, ilerleyen bölümlerde ve yarın ve her sabah bu konuyu gündemde tutacağım efendim. Kamu mühendislerine söz veriyorum. Candan Hanım, ülkemin ihtiyacı birinci dereceye 3600 ve seyyanen zam. Torba yasada yer almalıdır İsmail Bey. Sesimizi duyurun diyor. Memur emeklisi yine mağdur edildi. Emekli olduğumda çalışırken aldığım maaşın %75'ini alıyordum. Şimdi sadece %45'ini alacağım diyor. Candan Özkan bize yolladığı mesajda efendim. Ve gazetelerde... Bir güne geçeceğim ama bir güne geçmeden önce Türk Günden bir detay daha var, onu da okuyalım. Güvenilir biri başkan olmalı Celal Adan. Meclis Başkan Vekili ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a destek için Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya geldi. Celal Adan, Atatürk'ün partisi İstiklal Marşı'nı söylemeyenlerle ittifak kuruyor. İstanbul güvenilir birine teslim edilmeli. İstanbul'un Türkiye düşmanlarına karşı Murat Kurum gibi güvenilir birine ihtiyacı var dedi. Ve bu manşetle birlikte sıra bir güne geldi. Ve bir gün gazetesinden bir manşet okuyacağım şimdi sizlere. Yollarını duble yolla buldular. Zamlı fiyat tarifesinin halka yükü açığa çıktı. Geçen yıl 14.2 milyon lira olan yol ve köprü geliri bu yıl %157'lik artışla 36.5 milyon liraya fırladı. Övünülen yollar cep yakıyor demiş Mustafa Bilirgin. Osman Gazi Köprüsü'nden Avrasya Tüneli'ne, Çanakkale Köprüsü'nden Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'na, Ankara Niğde Otoyolu'ndan da Malkara Çanakkale Otoyolu'na kadar Türkiye'de son zamanlarda gerçekleştirilen projeler ve vatandaşın bu köprülerden, otoyollardan geçerken ödemek zorunda olduğu paraları detaylı olarak
grafik yapmış ve okurlarıyla paylaşıyor efendim diyelim. Ve şimdi bu göçmen meselesi yalnızca Türkiye'de değil, başta İtalya gibi Avrupa ülkelerinde, Akdeniz ülkelerinde ve bütün dünyada küresel çapta bir sorun oldu göçmen konusu. İtalya'da denizden kurtarılan göçmenlerin Libya'ya götürülmesiyle ilgili bir davada Yargıtay'ın verdiği karar, Giorgio Meloni liderliğindeki göç karşıtı sağ koalisyon hükümetinin ilgili politikalarını tartışmaya açtı. Yargıtay, göçmenlerin güvenli bir limana taşınmak yerine güvenli ülke sayılmayan Libya'ya götürülmesinin ve bu ülkenin sahil güvenlik güçlerine teslim edilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre Yargıtay'ın kararı ardından hükümetin Afrika'dan göçü engellemeye dönük planları sorgulanmaya başlandı. Düzensiz göçü durdurma vaadiyle Ekim 2022'de iktidara gelen Başbakan Giorgio Meloni, Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla İtalya'ya ulaşan göçmenleri durdurmak için bu kıyı ülkeleri ve üçüncü ülkelerle anlaşmalar yapma yoluna gidiyor. Counter the smugglers' lies. Meloni geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyarette de Libya üzerinden İtalya'ya giden göçmenlerin engellenmesi için Türkiye'nin desteğini istemişti. İtalya ile Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının bu amaçla bir anlaşma üzerinde çalıştıkları belirtilse de anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. Gazeteler Türkiye ile varılan anlaşma göçmenlerin Libya'dan ayrılmasını engelleyecek şekilde işlerse Yargıtay kararından etkilenmeyeceğini yazdı. Ancak anlaşma uyarınca göçmenler denizden Libya'ya geri gönderilecek olursa hukuki sonuçları olacağı vurgulandı. İtalya, Arnavutluk'la da bir göç anlaşması yaptı. Buna göre İtalya'ya ulaşan sığınmacıların iltica işlemleri Arnavutluk'ta yapılacak. Bir göçmen ya da mültecinin sığınma başvurusu işleme koyulana kadar derhal tekrar sınır dışı edilmesi Avrupa Birliği yasalarına aykırı. Buna rağmen anlaşma Perşembe günü İtalyan parlamentosundan geçti. Gerçekten küresel çapta bir sorun Akdeniz'e ve özellikle İtalya'ya da çok yansıdı. Tabii en büyük yük bizim üzerimize, Türkiye'nin üzerinde. Ben hafta sonu 1,5 günlüğüne Roma'daydım. Tabii Roma deyince Mourinho'dan da bahsedeceğim ve Yiğitcan'a da soracağım. Romalılar çok kızgın. Acaba kime diye soracağım. Yiğit, günaydın, nasılsın? Günaydın. Güven, bir gazete kaldı, spor gazetesi, ona bir bakalım. Sonraki kuşaklarda da yerel gazetelerde çok çarpıcı manşetler var. Ve bakın, Fenerbahçe kazandı, Rize'de zorlu bir maçtı. Ve özellikle Eryaman'daki stadyum, bu bir dakika arkadaşlar, bu başka bir konu. Ve Ankara Eryaman'daki stadyumla ilgili çok büyük tartışmalar vardı. Galatasaray da kazandı. Ve zirve yarışında muazzam bir şampiyonluk mücadelesi var. Yiğit, ne oluyor böyle ya? Kıran kırana geçiyor zirve yarışı. Kalan 12 haftada da bu heyecan sürecek gibi görünüyor. Şimdi bu konuda yine Yiğit'in hazırlamış olduğu, gerçekten bu şampiyonluk mücadelesi her türlü zevke değer efendim. Ya tadını çıkarın siz de lütfen. Fenerbahçeliler, Galatasaraylar, böyle bir şampiyonluk mücadelesini çok uzun yıllar görmemiştik. Son haftaya kadar devam eder. Bence düğüm Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Galatasaray stadında yapacağı maçta çözülür diyorum. Bakalım Yiğit'in haberinde ne var? Süper Lig'de Fenerbahçe'de Galatasaray'da deplasmanda kaybetmedi. Galatasaray geçen hafta devraldığı liderliği korudu. Fenerbahçe Rize deplasmanına çıktı. Mücadele yoğun yağış ve ağır bir zeminde oynandı. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İkinci yarıya daha bu sahaya elverişli, daha iyi mücadele edecek oyuncuları